brain. Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve Çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Çako'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Şapka numarası. Bu tohumların çiçek olması için sabırsızlanıyorum. Anlaşılan kuşlar yukarıda parti veriyor. Ha? Ve burada da öyle. Ha? Aa, sanırım Çako odamda daha iyi hisseder. Hı? Kuşlardan uzakta. Ah, tamam tatlım. Yardım için teşekkür ederim. Çabuk Çako. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Merhaba Thunderbell. Her şey yolunda mı? Bu kuşlar beni takip etmeyi bırakmıyor. Gökkuşağı Rubi, gelmene çok sevindik. Kuşlar birden ortaya çıktı ve kafamızın üstünde uçuyorlar. Olamaz, bu çok kötü. Vay! Bu kuşlar Bay Miskin'in dostu Chirpy gibi. Neler olduğunu o biliyor olabilir. Gidelim. Kolay gelsin gökkuşağı Rubi. Ha? Oo. Merhaba Bay Miskin. Merhaba Chirpy. Merhaba gökkuşağı Rubi. Ben meydandan geliyorum. Chirpy gibi görünen bir sürü küçük kuş vardı. Onlar kim biliyor musun? Chirpy'nin dostları. Ziyarete geldiler. Biz de gidip karşılayacağız onları. Dostları mı? Neden herkesi rahatsız ediyorlar? Kafalarında uçuyorlar. Orada durmayı seviyorlar. Kafada. Aynı Chirpy gibi. Umarım herkes onları hoş karşılar. Kafada durmak mı? Demek bunu yapmak istiyorlar. Çako, gidip herkese söyleyelim. Sağ olun Bay Miskin. Meydanda görüşürüz. Kuşlar Chirpy'nin dostu. Sevimliler. Sadece kafamızın üstüne durmayı seviyorlar. Durmalarından pek rahatsız olmam. Böyle kayıp durmaları asıl sorun doğrusu. Kuşların durması için bir şeyler bulmalıyım. Böylece kaymazlar ve herkes için daha rahat olur. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir gün?
Şapka tasarlayarak yardım edebilirim. İyi görünen ve hissettiren şapkalarla kuşların durmasını sağlarım. Bir dikiş setim var. Defterim ve kalemimle tasarım yapabilirim. Ve mezurayla başları ölçerim. Keçe, karton, tüyler, mücevherler ve çiçeklerle şapka yaparım. Thunderbell, ilk olabilirsin. Evet. Hadi tasarım stüdyosuna gidelim. Evet. Ne? Evet. Thunderbell'in kaskı kuşların üzerine durması için çok fazla yuvarlak ve kaygan. Belki şöyle bir şey olabilir. Evet, ne düşünüyorsun? Ben yoldum. Kulaklarım içinde dik durur böylece. Evet. Başının ölçüsünü alalım. Şapkanın biçimini yapalım. Ve işte oldu. Vay! Harika durdu. Nasıl hissediyorsun? Kulaklarım için biraz dar oldu. Anlaşılan kulakların için daha çok yer gerekli. Beğendim. Umarım kuşlar da sever. İsteyen herkese şapka tasarladığımı söyle. Pekala. Sağ ol gökkuşağı Ruby. Bayıldım. Çok asil oldu. İşte. Olamaz. Olamaz. Bu daha iyi. Bu saygıdeğer bir şapka. Evet Çako, Jesse için güzel bir şapka olur. Tada! İşte geldik. Ay canına. Jesse göremiyor. Bunu düzelteyim. Çok daha iyi. Olamaz. Duramıyorlar. Sürekli düşerlerse keyif alamazlar. Kuşçuklar düşüyor. Kuşların şapkalara tutunmasını kolaylaştırmanın bir yolunu bulmalıyım. Herkese merhaba. Merhaba Bay Miskin. Chirpy Bay Miskin'in kafasındaki filize tutunarak orada kalıyormuş. Nasıl böyle şapkalar yapabilirim ki? Kiki, senin kuşun hep orada mıydı? Evet. Sanırım sevdi. İşte bu. Bu kuşlar uzun ve ince bir şeylerin üzerinde duruyor.
Bak miskinin filizi ve kekenin tüyü gibi. Diğer şapkalara da böyle şeyler eklemeliyim. Biraz tüy, çiçek ve diğer şeyler var. Kuşların kafanıza durmasına yardım ederler. İşe yaradı. Kuşlar durabiliyor. Aynı çöpü gibi. Küçük bir şimşek ve küçük kuşlar çok şık oldum doğrusu. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kendine yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederiz gökkuşlar Ruby. O nedir Ruby? İşte kuşlar için bir şey. Ne güzel bir fikir bu. Evet, kuşları nasıl mutlu edebileceğimi biliyorum. Buzda dans. Pikniğimiz için sabırsızlanıyorum baba. Çako da öyle. Biraz meyve ve özel piknik atıştırmalıkları var. Bugün hava güzel olmalı. Pek de güzel değilmiş. Sanırım piknik iptal. Üzgünüm tatlım. Sorun değil baba. Odama çıkıp camı kapatayım mı? Açık bırakmıştım ve oyuncaklarım üşüyebilir. Tamam tatlım. Çabuk Çako, gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Gökkuşağı Ruby. Elbette Link Link. Nasıl yardımcı olabilirim? Gökkuşağı gölünde gökkuşağı balıklarıyla eğlenecektik. Ama birdenbire hava öyle soğudu ki gölümüz dondu. Herkes çok üzüldü. Yardım eder misin gökkuşağı Ruby? Hemen gidiyorum. Tak tak. Orada mısınız? Herkese merhaba. Neler oluyor? Merhaba. Gökkuşağı balığı arıyoruz. Prens Frederick onları görmek için ta uzaklardan buraya geldi. Gölde onlarla yüzecektik ama birdenbire donuverdi. Daha ayaklarımızı bileğe sokmamıştık. Bütün gökkuşağı balıklarını merak ediyorum. Kırmızı yaprak kuyruklu balık, noktalı sarılı balık. Ayrıca gökkuşağı gölünde deniz kızı bile olabilirmiş, biliyor musun? Ama şimdi hiçbirini göremeyeceğiz. Orada mısınız? Tak tak! Orada! Sence balıklar da iyi midir? Vuruyorum ama cevap vermiyorlar. Babam balıklar kışın soğukta uyur derdi. Muhtemelen uzun bir uyku çekiyorlardır. Yani bahar gelene kadar gökkuşağı balıklarını göremem. Sanırım sarayıma dönmem gerekiyor. Ha?
Ha? Vay, Frederick balıkları çok seviyor. Bugün hiç görememesi çok kötü oldu. Evet, gökkuşağı balığı görmenin tek yolu onların buzun altında değil, üzerinde yüzmesidir ancak. Buz üstünde yüzmek mi? Gerçek balıkları buzun altından çıkaramam ama hayal gücümü kullanırsam belki gökkuşağı balıkları gibi yapabiliriz. Buz üstüne dans ederiz. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Buz pateni yapabilirim. Gökkuşağı balığı gibi giyinip Prens Frederick'i neşelendirmek için bir gösteri düzenledim. Bu elbise ben kayarken balık gibi parlar. Bu patenlerle buz üstünde kayabilirim. Peki Prens Frederick lütfen gitmesin. Ama gösteriyi hazırlayana dek sen de onu oyala. Oldu bil gökkuşağı Ruby. Haydi iş başına. Pekala çocuklar, hadi kayalım. Alışana dek yavaş gitsen iyi olur Thunderbird. Olmaz. Hallederim. Genelde çok hızlıyımdır. Hızlanacaksın. Ben, bak Bay Miskin çok yavaş gidiyor ve buzun üzerinde kayıyor. Bu defa hızlı hareket etmemeyi dene bence. Nazikçe kay sadece. Başardım gökkuşağı bir. Gösteri zamanı geldi. Gökkuşağı çeşmesi çok güzel görünüyor. Öyle değil mi Prens Frederick? Çok güzel Prenses Kiki. Park ve restoranda ve belediyede. Ama şimdi gerçekten gitmeliyim. Ama güzellik salonunu göstermedim. Evet, hadi gidip görelim. Bakalım. Buz gösterisi için harika kostümler geldi, dekorlar ve harika özel efektler. Bunun için herkesin birlikte çalışması gerekli. Evet, anlaşıldı Ruby. Hazır mısın? Evet. Eğer gölde balık yoksa neden geldik? Gerçekten hiç anlamıyorum. Kim bilir? Belki balıklar dönmüştür. Vay! Harika! Vay!
ki. Şuna bak. Bu muhteşem. Frederick, gelip bizimle dans etmek ister misin? Edebilir miyim? Evet. Yaşasın. Yaşasın. Balıklarla dans etmemiştim. Senin için yaptık Prens Frederick. Gökkuşağı balığını görmeni istedik. Herkese çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama bir kez daha balık dansı yapalım mı? Bizim için zevktir. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kediye ödeminle yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederiz Gökkuşağı abi. Tadam. Bütün bunlar ne için? Düşündük de pikniğin dışarıda yapılması şart değil. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uzan. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşak